Zero Knowledge Proof, sıfır bilgi kanıtı nedir? Kriptoda hangi sorunları çözüyor? Biz bu teknolojiden nasıl fayda sağlayabiliriz? Tüm bu soruların cevaplarını ve çok daha fazlasını bulabileceğiniz dop dolu bir video ile karşınızdayız. Zero Knowledge Proof yani sıfır bilgi kanıtı bir ifadenin ne olduğunu açıklamadan karşı tarafa o ifadenin doğruluğunu kanıtlamanın bir yoludur. Teknik tanımlarda işlemlerdeki iki taraftan birini kanıtlayıcı diğerini ise doğrulayıcı olarak görürüz. Kanıtlayıcı bir iddiayı kanıtlamaya çalışan taraf. Doğrulayıcı ise iddiayı doğrulayan taraf olarak adlandırılır. Kanıtlayıcı sunduğu bilginin doğruluğunu hangi hesaplamalarla bu sonuca ulaştığından bahsetmeden ve hiçbir özel bilgi vermeden doğrulayıcıya kabul ettirir işte bu duruma Zero Knowledge Proof denilir. Buraya kadar kafa karıştırıcı gelmiş olabilir. Ancak birazdan göstereceğimiz örnek ile Zero Knowledge Proof'u ve blok zincir teknolojisindeki önemini çok daha iyi anlayacağınızı emin olabilirsiniz. Zero Knowledge kavramını kriptolar sayesinde bugünlerde çok fazla duyar olduk. Ama aslında çok daha önce tasarlandılar. İlk olarak 1985 yılında MIT'de görevli iki bilgisayar programcısının Etkileşimli ispat sistemlerinin bilgi karmaşıklığı makalesinde yer almış. Zero-knowledge proof'lar için en meşhur örnek ise 1998 yılında kaleme alınmış. Araştırmacı Jean Jacques Quisquater, "Sıfır Bilgi Protokollerini Çocuğunuza Nasıl Açıklarsınız?" adlı makalede zero-knowledge proof'ları Ali Baba'nın mağarası masalından esinlenen bir örnekle anlatmıştır. Tek bir giriş sonrasında ikiye ayrılan ve iki tarafı birbirinden ayıran sihirli bir kapıya sahip bir mağara hayal edelim ve bu sihirli kapının açılması için bir kişinin "Açıl susam açıl" gibi gizli bir cümleyi söylemesi gerektiğini varsayalım. Mağaranın girişinde bir kişinin beklediğini ve diğer kişinin içeri girdiğini düşünün. Mağaraya giren kişinin önünde iki yol vardır ve birini rastgele seçmesi gerekmekte. Üst yolu seçtiğini ve gittiğini düşünelim. Aynı zamanda mağaranın girişinde onu bekleyen doğrulayıcı da alt yoldan çıkmasını ister. Çünkü içeri giren kişi Gerçekten sihirli kelimeleri biliyorsa ortadaki kapı açılacak ve doğrulayıcının istediği alt yoldan çıkacaktır. Öyle de olur. İçeri giren kişi alt yoldan çıkar. Çıkışıyla gizli cümleyi bildiğini kanıtlamış olur ancak gizli kelimelerin ne olduğunu paylaşmaz. Bu örnekte de gördüğünüz gibi kanıtlayıcı taraf doğrulayıcı tarafa hiçbir bilgi vermeden işlemini kanıtlamış oluyor. İşte en basit haliyle zero knowledge proof budur. Zero knowledge'lar 3 temel prensibe dayanır. Sağlamlık, tamlık ve sıfır bilgi. Biraz önceki örnek üzerinden düşünürsek eğer, kanıtlayıcının her zaman doğru dönüşü yapması sağlamlık, eylemin değiştirilemez olması tamlık ve doğrulayıcıya bilgi paylaşmaması ise sıfır bilgiyi temsil eder. Blok zincirlerde Zero Knowledge Proof teknolojisine gelecek olursak eğer en basit mantığı da burada kurabiliriz. Bir kripto para transfer işlemi yaptığınızı düşünün. Örneğin Ethereum olabilir. Bildiğiniz gibi bu transfer işleminin A üzerinde not doğrulayıcıları tarafından onaylanması gerekmekte. Onay aşaması sırasında ve sonrasında transfer hangi cüzdanlar arasında yapılmış, ne kadar Ethereum gönderilmiş, hatta gönderen ve alan cüzdanlarda başka hangi kripto paralar var veya önceki transfer işlemleri neler gibi birçok bilgi notlar tarafından görülebilir. İşte Zero Knowledge Proof'lar burada devreye giriyor. Transfer işlemlerinizde tüm gizliliği Zero Knowledge Proof'lar kullanan projeleriyle gerçekleştirebilirsiniz. Günümüzde oldukça tartışılan, tamamen gizlilik için tasarlanmış özel projeler bulunmakta. Zcash ve Monero gibi gizlilik odaklı blok zincirler gönderici alıcı adresleri, varlık türü, miktar ve işlem zaman çizelgesi de dahil olmak üzere işlem ayrıntılarını gizli olarak tutmaktadır. Gizlilik odaklı blok zincirler, Zero teknolojisini protokollerine ekleyerek nodların işlem verilerine erişmesine gerek kalmadan işlemleri doğrulamasını sağlıyor. Ayrıca Zero Knowledge Proof'u kullanan projelerin blok zincirleri kendi üzerindeki iş yükünü de azaltmış oluyor. Örneğin Ethereum'a bağlanan bir zero knowledge proof ile A gereksiz birçok iş yükünden kurtulacaktır. Bu arada zero knowledge proof'lar sadece Ethereum'da değil, diğer ağlarda da farklı projeleriyle çok önemli görevler üstleniyorlar. Farklı zero knowledge proof yapılarına ve blok zincirdeki rollerine devam etmeden önce konuyu pekiştirmesi için hızlıca diğer iş kollarındaki kullanılan örneklere de bir bakalım. Zero knowledge proof'ların büyük avantajlarından biri Doğrulayıcı güvenliği ve gizliliği güçlendirmesidir. Zirconoluçlar etkisiz kimlik doğrulama yöntemlerinin yerini alarak kişisel bilgilerin açığa çıkmasını önler ve bilgi güvenliğini üst düzeyde güçlendirir. Örnek olarak bankada veznedara adınızı soyadınızı söylemeden siz olduğunu kabul ettirdiğinizi düşünebilirsiniz. Uluslararası ünlü bir banka 2017 yılından beri Zero Knowledge Proof teknolojisi ile bir hipotek başvuru sahibinin maaşının belli bir aralıkta olduğunu kesin rakamı açıklamadan kanıtlayabilmesine olanak sağlamıştır. Aynı zamanda bir ödeme tutarının tam tutarı göstermeden limit dahilinde olduğunu kanıtlayabilir. Ziranoğluç'un sunduğu verimlilik ve gizlilikle birlikte işletme maliyetleri oldukça düştüğü de belirtilmiş. Mevcut kimlik yönetim sistemleri kişisel bilgileri riske atmakta. Ziranoğluç Proof'lar hassas ayrıntıları korurken bireyin kimlik doğrulamasına yardımcı olabilir ve özellikle merkeziyetsiz kimlik bağlamında oldukça yararlıdır. Merkeziyetsiz kimlik yani kendi kendine egemen kimlik olarak da tanımlanır çünkü herhangi bir otoriteye onaya ihtiyacı yoktur. Bireye kişisel tanımlayıcılara erişimi kontrol etme yeteneğini verir. Vergi numaranızı veya pasaport bilginizi açıklamadan vatandaşlığınızı kanıtlamak Zero Knowledge teknolojisinin merkeziyetsiz kimliği nasıl sağladığına iyi bir örnektir. Diğer açıdan çevrim içi hizmetleri kullandığınızda kimliğinizle erişim hakkını kanıtlamanız gerekiyor. Bu genellikle adlar, e-posta adresleri, doğum tarihleri gibi kişisel bilgilerin paylaşılmasıyla gerçekleşir. Ayrıca uzun parolaları ezberlemeniz ve erişimi kaybetme riskinizde bulunmakta. Ancak Zero Knowledge Prooflar hem platformlar hem de kullanıcılar için kimlik doğrulama işlemlerini basitleştirebilir. Böylece kullanıcılar için deneyim iyileşir, bilgi gizliliği sağlanır ve kuruluşları çok büyük bir miktarda kullanıcı bilgisi depolama ihtiyacından da kurtarır. Zero Knowledge Proof'lar bunlar gibi daha birçok alanda kullanılabiliyor. Fakat biz ana konumuz olan blok zincirler üzerindeki etkisine yere dönelim. Zero Knowledge'ların sadece Ethereum ağında geliştirilmediklerinden bahsetmiştik. Örneğin Polygon bu konuda çok güzel bir atak yaparak yakın zaman önce ilk Zero Knowledge EVM protokolünü duyurdu. Polygon Zero Knowledge EVM, Matic üzerindeki tüm akıllı kontratlarda ve cüzdanlarda rahatlıkla çalışabilecek şekilde kurgulandı. Ayrıca en önemli öncülerden olan Polkadot ve subnetlerde de önemli zero knowledge proof örneklerini de görebiliyoruz. Mesela Manta Network bu konuda başı çekiyor diyebiliriz. Manta Network, zero knowledge mimarileri aracılığıyla daha iyi bir web3 dünyası inşa etmek için blok zincir kullanıcılarına uçtan uça gizliliği koruması sağlar. Manta, tüm blok zincir dünyası için daha uygun gizliliği koruma hizmetleri sağlamakta. Ayrıca Manta tam gizliliği sağlarken birlikte çalışılabilirlik, kolaylık, yüksek performans ve denetlenebilirlik sunarak kullanıcıların herhangi bir yan zincir arasında özel transferler ve işlemler gerçekleştirmesine olanak tanır. Her şey iyi güzel de Zero Knowledge Proof teknolojisinde kusurlar yok mu? Elbette var. Zero dezavantajlarından biri doğrulayıcı ile kanıtlayıcı arasında birçok etkileşime ihtiyaç duyabilmesidir. Şimdiye kadar bahsettiğimiz zero knowledge prensibinde bir ifadenin geçerliliğinin doğrulanması için kanıtlayıcı ve doğrulayıcı arasında iletişim olması gerekmekteydi. Ayrıca etkileşim ne kadar artarsa artsın zero knowledge proofların kanıtlayıcının bilgilerinin matematiksel olarak %100 doğru olduğuna dair garanti veremiyor. Bahsi geçen bu prensibe interaktif yani etkileşimli zirona oluşlar denilmekte. Ancak zirona oluşlarda gelişti ve non interaktif yani etkileşimsiz zirona oluşlarda türetildi. Etkileşimli zirona oluşlardan farklı olarak etkileşimsiz olan zirona oluşlarda kanıtlayıcı ve doğrulayıcı arasında yalnızca bir tur iletişim gerekmekte. Kanıtlayıcı sıfır bilgi kanıtını hesaplamak için gizli bilgileri özel bir algoritmaya iletir. Bu kanıt başka bir algoritma kullanarak Kanıtlayıcının gizli bilgileri bilip bilmediğini kontrol eden doğrulayıcıya gönderilir. Etkileşimsiz kanıtlama, kanıtlayıcı ve doğrulayıcı arasındaki etkileşimi azaltarak ziranoğluç kanıtlarını daha verimli hale getirir. Etkileşimsiz kanıtlar, günümüzde kullanılan kanıtlama sistemlerinin gelişiminde teşvik etti. Bu kanıt türleri ZK-SNARK ve ZK-STARK olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu konuyu derinlemesine girmeyeceğiz. Bunlar artık başka bir videonun konusu. İleri de etkileşimsiz zero oluş teknolojileri konusuna da ayrıca değiniriz. Eğer özel olarak daha fazlasını merak ediyorsanız zero oluş proof makalemizi de açıklamalar kısmına bıraktık. Bu türleri de orada anlattık. Oradan detaylıca inceleyebilirsiniz. Merkeziyetsiz blok zincir teknolojisi ve Web3 ile birlikte dijital dünya gelişmeye devam ettikçe Zero Knowledge yapılarına ihtiyacımız çok daha fazla artacaktır. Zero Knowledge da zamanla mükemmelleşecek ve kısa süre sonra hayatımızın her alanında en kullanışlı şekliyle var olmaya başlayacaktır. Blok zincir teknolojileri ile ilgili bu tarz videoların devamı gelecek. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, Hala abone değilseniz kanalımıza abone olabilir ve yeni videolarımızı kaçırmamak için bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca bizi Twitter ve Telegram'dan takip edebilir, haber, analiz, tüm kazanç dolu airdrop ve ön satış fırsatlarına en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz diyerek yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.